Ama oğlum kayıttayız. Kayıtta mıyız abi? Kayıttayız abi. Tamam, davancalarımızı aktardık. Şimdi kafaya da kamerayı taktık. Hadi bakalım. Hızlıca döşeyelim gidelim. Barajlara daha su verilmedi. Su verildiği an geleceği zaman kartımızı okutacağız. Burayı sulamaya başlayacağız. Ama oğlum kaç kurum gelir la burası? Çok. 70 boru 20 kurum gelecek. Etme. Yemin ediyorum. 332 metre uzunluğu var. Her kurumda 3 tabanca çekiyoruz. 15 dediğim gibi 20 kurumda bitireceğiz. Şimdi hazır olsun. Ben indirdiğimi de takıyorum. Takmaya devam edin. Bu tarlada ben çalışayım. Bir dahaki tarlamızda Ramazan'a indirin. Romorttan, traktörden. Sen bin bin. Ne oldu? Bir şeyleri mi düşürdün? Konuşmuyor la. Hadi bismillah. Yürü yürü devam et. Hemen hızlıca dakam. Borumuz alan. Saat 1'e geliyor. Sabahtan beri 10.000 adım yürümüşüm bugün. Acar spor yapıyoruz. Şöyle aslan da yamuklukları düzelsin. Dümdüz ok gibi olsun. İkiden daha yıktık. Borulan markası Arıoğlu. Bir de bu borulan markalar değiştikçe birbirlerine geçmesi, kenetlenmesi de zor oluyor ya. Mümkün olduğunca aynı marka kullanmaya çalışıyoruz. Tabi bunun içinde başka markalar da var. Ama Arıoğlu gerçekten tercih ettiğimiz bir marka. Bu oldukça sağlam. Yastık başlığa da azıcık otlanmış şurla. Ortalarda pek gözükmüyor da yastık baştan da hafif hafif otluğa gözüküyor. İlacını yaptık. İnşallah ölürler. Gerçi buralar gır yer. Gır yerde pek ot olmuyor bizim. Önceden baraj yokken buralarda su yoktu. Su olmayan yerde de pek ot olmuyor biliyorsunuz. Şimdi su geldi. Buralar pancar yere olmaya başladı. Pancar olunca ot da türemeye başlıyor. Başka şeyler de yeşeriyor. Biz kenardan mesafeyi yakınlaştık herhalde. Bunun da bir tekrardan ölçeceğim. Hadi oğlum gir. Şöyle bir adımlayan bakalım. Bizim olan yavaşla bakalım bir. Yo doğru gidiyormuşuz. 6 adım. Uf. Hamlamışız ya, soluk soluğa kaldım. Yürü az daha. Boru açık ezilmiş. De yırtık gibi durmuyor. Takam. Eğer olacak olursa değiştiririz bunu da. Büyük ihtimal yola koymuşuz o yüzden. Bakın size gübreli olan yerdeki ekim farkını da göstereceğim şimdi. Gübreye değen yerdeki ekim farkını görüyor musunuz?
Hadi gidelim. Bizim olan dur bakalım gel. Şöyle bir tane koparalım. Bir de şurada gübrenin içinde yeşermiş ekini koparalım. Kök farkıyla boy farkını görüyorsunuz. Renk farkında. Nasıl emmi ola? Abi doğal gübre işte. Abi çok eleştiriyorlardı. Ta Afyon'dan gübre mi gelir diye. Gelir abi. Farklı olacaksa Fizan'dan evet. Gelir o gübre. Aynen öyle. Yani böyle gerçekten farklı olacaksa dediğin gibi. Hele bir de bunun Mısır'da pancarda olduğunu düşün. Vay 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 vay. Seneye buraları Namkabe'ye çağırıp hemen tesviye edilirken alacak götürecek buradan. Şöyle kaç santime serecek? 3-5 santime serecek herhalde. 5 santim çok olmaz mı? Şu kıda. Üstünü mikserde çekivedikmiş öyle. Karıştı mı? Karıştı mı? A böyle ekin olur. Güzel olur maşallah. Güzel olur değil mi? Renge bak. Güzel maşallah. Güzel güzel. Gübre de güzel lan. Acar bulmuş. Abi separatörden çıktı ya. Evet. Separatör gübresi mi? Ha şuna bak. Çok güzel. Direkt toz. Serpem de bari faydası olsun. Var güzel ya. Açık kucakla serp bakalım. Aslında bir deneme alanı mı yapsak şöyle? Ha? Nereye gideceğiz? Vallahi çomak gibi bir şey var mı? İki yere deneyen bal şöyle. Şöyle 2 metrekare alana dökeceğiz. Zayıf olan bir yere. Sulayınca aradaki farkı göreceğiz bakalım nasıl olacak. Gerçekten bu gübre bu kadar faydalı mı? Bunu öğreneceğiz. Var mı bir şeyler? Çomak gibi bir şey yok mu? Yok abi. Doğaldan bu. Gel gel. Şuradan ölçeceğim. Buraya az dökülmüş. Buradan ben bilirim. 1, 2, 3. 3 metre önünde. 1 metre kenarlarına. Şöyle serpen bakalım. 1 metre dönüne. Gete. Aha şurası. Taşımızı da koyalım. Elvan mı yiyorsun? Tırnaklarımızın arasına kaçmasın abi. Kaçmasın. Nereye atıyorsun? Şuraya koydum da 3 metre ileriye. Neyse ha şöyle yapalım. Şuraya şöyle diyor amma. Şuradan şöyle apaz apaz boku atam. Bok değil gübre. Gübre mi? Bokluk kalmadı bana. Bizim oğlan beni de gübreliyorsun ha. Abi, rüzgar nasıl? Rüzgar nasıl değil mi? Yeter mi? Yeter. Aa şuraya bakacağız. Abi zaten ha işte denenmiş. Hani? Aha. Denenmiş de bir de şimdi suda vereceğiz ya. Sudan sonra fark edecek bunu merak et. Ha burası. Kayıtlı burası Ramazan. Burası kayıtlı abi. Burayı bir göreceğiz. Burayı başa çıkardığında göreceğiz. Göreceğiz. Ama şimdi videomuzun bataryası kısıtlı. Ne yapalım? Döşeyem. Bundan sonra döşenmiş halini göstereyim. Tamam bizim ola. Malum bugün 24 saat çekim yapacağız. Evet bugün hızlıyız abi. Evet abi. Şimdi videoyu burada durduruyoruz. Hemen diye siz 3 saniye içerisinde tarlayı döşenmiş olarak göreceksiniz. Fişt diye. Hadi bakalım. Abi nasıl tak diye buradayız. Saniyede. Döşedik geldik tabancalarımızı. Taka taka geliyoruz ki sıcaktan soğuktan esneyip araları bu açılmasın borular. Yayılıp gitmesin. Yayılıp gitmesin yani sağa sola. Toplu bir şekilde. Şu uzunluğu kaç metreydi? 132. Burası? Neresi? Burası? Burası... Kaç işte la baktı? 250 miydi? Yok. Bak, 150 miydi? 150, 150. Ha ben 150 ölçtüydüm. 150 mi? Aynen 150 idi. O zaman 30 şey gidiyor tamam. Doğru değil mi? 30 şey gitmiştir. Arabada evet. Sayarsın. 150. Abi döşedik. De şurada kertikli yer bizim değil değil mi? Burası düz.
Şu yeşil olan yer bizim değil. Dümdüz burası dikdörtgen. Evet abi. Önceden kertikliydi burası. Sonradan bu tarlayı da ilave edip tepede 7 tekar yer aldık. Heh, birleşti. Birleşti. Tam düz oldu burası. Aynen öyle abi. Çok önceden kertikliydi. Mısır suluyordum. Evet. Ben Çanakkale'deyken buradan öyle hatırlıyorum. Şapkan acarmış ha. Şapkayı iç uğruna iç ettik abi. Ahmet'in şapkaya doğru düzgün kamerayı dakam sabitleyen diye kestik abi. Buralarda niye ekim çıkmamıştır sence oğlum? Buralarda ekim hatası olduğu için ekim çıkmamıştır. Sanki bu kök. Yok, ben yabancı oldum. Yabancı oldum. Açık sertilmiş de öyle. Şurada mesela olması lazım. Toprakta rutubetli ha. Maşallah ha. Altı. Daha mısır ekimi için. Mayıs'ın başını bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Mayıs'ın birinde mısırları ekmeye başlayacağız nasıl olursa. Hadi inşallah bakalım. Şurada birisi ekiyor var. Danelik. Muhtemelen bizim Erkunt. Namgabe bu sene bizim Erkunt'tan ekin ekiyor abi. Ha. Onun yanına da uğra, onun da bir ekim videosu çekeriz. Aykut'un tarlada herhalde. Çekelim abi. Gerçi pancar mı ekecek? Yok. Mısır yeri burası. Mısır. Geçen sene pancardı. Tamam abi. Kör topayı takmıyor. Evet. Berbenli bensiz gelirsen suyu temizlesin. Tamam. Kör topayı tak. Takacağız abi. İstersen şuraya da takabilirsin. Şurası düzgünce sulansın. Tamam. Daha sonra iki bora aktarı öyle öyle takarız. Bu şekilde sularız. Bitirdik galiba. Bitirdik. İyi abi maşallah. Çok güzel abi. Barajı da inşallah kısa bir süre içinde açarlar. Sen bir haftaya kadar açarlar. İnşallah birine kadar demişler ama daha erken de açabilirler. Açarlarsa da iyi olur. Maşallah bu adamın ekini de güzel. Bu adamın ekini de güzel maşallah. Evet. Güzel yetişmiş. Maşallah. Abi bak. Yolun ortasında çöp. Buradan şu mesajı da vereyim. Çevre bize miras değildir arkadaşlar. Çevre bize emanettir. Bunu torunluğumuza, hatta torunluğumuzun torunlarına devretmemiz lazım. Mirası istediğin kadar harcayabilirsin. Çoluğuna çocuğuna bırakmayabilirsin. Bir vakıfa bağışlayabilirsin. Yiyip yutabilirsin. Ama çevre öyle bir şey değil. Çevre bize miras değil, emanet. Bunu düzgün kullanacağız abi. Sağa sola çöp atmayacağız. Ne o emmoğlu, kamu spotu girdik, yüzün güldü. He? Hoşuma gitti. Abi bunu, bu işi yapıyorsak iyi kötü bilgiler vermek için yapıyoruz. Da lütfen inşallah bir kişi de olsa bir bilinç uyandırabiliriz. Bak çöp. Şurada bak çöp. Çöp her yer benim çöp. Benim tarlamın başında var mı? Geçen sene ben yaktım. Yok. Yakmak değil. Yakmayacaksın. Toplayacaksın. Çöp kutusuna abi, götürüp atacaksın. Anladım. Savrulacak da. Bunları alacağız abi. Evet arkadaşlar, geri dönüşüm değildir yakmakta. Havaya karbon salınımı yapıyor. İçerisindeki plastik atıklar, şunlar bunlar hep havaya karışıyor. O yüzden çöplerimizi çöp kutusuna, geri dönüşüm kutularına atıyoruz. Bu arada Murat Dağı'nın manzarası çok güzel. Karşıda görebiliyor muyuz bilmiyorum. Hala gar kalkmamış. Murat Dağı manzarası harika abi. Emoğlu hazır mısın? Hazırım Emoğlu. Gidiyoruz. Hadi bismillah. Eve gidiyoruz. Namık abinin yanına gittikten sonra gelelim gali. Tamam. Şeyi de şarj edem. Tamam. Kameramızın şarjı bitendir. Şimdi güzel bir pov sürüş yapacağım. Kamerayı kafama takıyorum abi. Ve yola başlıyoruz abi.
Bir sonraki işin başına geçince videoyu çekmeye başlayacağız. Evet abi, video kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi babam tarlada silajlık mısır yerlerimizi hazırlıyor. Mikser çekiyor. Sabahtan annem gübre attı, daban gübresi. 23 Nisan itibariyle silajlık mısır yerleri, tarla ekime hazırlama işlemleri kaldığı yerden devam ediyor abi. Annemde bulduk. Vallahi iyi. Hangi tarladaki diye düşünüyorduk. Buradaymış. Şimdi şuraya çek, dörtlere yakan mı yürüyen mi? Şuraya çeken, buradan yürüyen. Hadi bakalım. Şimdi video bayağı uzun oluyor. Muhtemelen bu video ikinci video olarak, yani bir sonraki gün gelecektir. Dediğim gibi bu bir seri halinde Vol 1, Vol 2 diye yok, devam edecek. Şimdi babamın yanına giden ve şu Erkunt'un mikser videosu başlasın abi. Maşallah, şuna bak ya. Çok güzel bir işlem ama oldu. Bitmiş, bir şey kalmamış. Bir şey kalmadı. Burası zaten küçük bir parça. Evet. Traktör de hızlı çalışıyor. Takviye 4 ile çalışıyor sanırım. Evet abi. Bunun da biz 7-8 kilometresi rahat bayanım bu makinenin şu an. Öyle mi? Tabii. 2,5 metre mi mikserimiz? Mikserimiz 2,5 metre. Hisarlar marka. Herhalde bizim. Evet. Toprak işlemede Hisarlar markayı seviyoruz abi. Seviyoruz. Rotilimiz de Hisarlar marka. Evet. Türkiye geneli kullanılan bir marka Hisarlar. Tabii ya, Hisarlar. Bir de başka markalar da tercih eden lava. Evet. Ancak Hisarlar dayanıklı. Bilmiyorum da bize çok böyle üzen bir makine değil. Değil. Güzel sadece çalışıyor. Sadece bıçakla değiştiriyoruz. Bundan sonra burada devam. Harici bir ne denir buna? Arıza verdiği. Görülmedi abi. Bu tarlada köy tarlası. Niyazi abi pancar ektirdi buraya. Namık abiye ektirdi. Yani geçen sene buraya biz mısır ektiydik kiralayıp. O videoyu da mısır videomuzda görebiliriz. Şurada. Şuradan tabii. Aa, buradan görürler. Namık abi bizim diğer Erkunt'la buraya ekti abi. Pancar ekti. Pneumatikle. Halı. Cizerini ben yaptım. Halı yaptım. Halı abi. Cizerini sen mi yaptıydın demek? Cizerini ben yaptım. Güzel. Valla. Pancar ekmiş. Tarlanın altı tıkız. Oh. Islakça. Aradığımız rutubet abi bu işte. Yani 5-6 santim. Şuradaki rutubet bizi kurtarıyor. Evet. Mısırı ekiyorsun abi buraya. O ondan sonra güzel çıkıyor. O kendisi çıkıyor ondan sonra. Eğer yağmur yağsa inşallah hava durumu gösteriyor. Evet. Yağmur yağıyor, biraz büyüyor, 5-6 yaprak oluyor. Ondan sonra ilacını atıyorsun, damlamasını döşüyorsun, kafan rahat. Ondan mısır sonra mısır 4 metreye kadar uzayıp gidiyor inşallah. Evet, buradaki gübreleri de görüyorsunuz. Dagara 25-30 kilo arası atıyoruz. Şöyle evet. Daban gübremiz. Azizallah. Azizallah. Sabah attık daban gübremizi. Evet, bu anda hemen tarlayı karıştırıyor abi. Abi karıştırıyor. Güzel güzel. Burada ne babakçı? Bir de dikey işlem yaptığımızdan bunu böyle ediyor. Fazla evet. Derine şey yapmıyor. Şey, ama altında bir tabaka oluşturmuyor. Rutubet de kaybolmuyor. Rutubet kaybolmuyor. Sana en büyük özelliği güzel. Evet, rutubeti kaybetmiyor abi. Maşallah Erkunt da acar abi. Kükrüyor, kükrüyor. Dagar'da kaç litre yakıyor? Evet. Performansım nasıl bulmuş? 2017 mi? 2013 mü? Parmağım bayağı ağrıdı benim. Sen şöyle tut. Sen bin, bu işi sen yaparsın güzel. Ben mi yapayım? He. 2013'te ekiyor. 2017'de avurda mısır ekiyor. Nerede? Telin arkasında. Aha, şurada ben ekiyor. Gördüm. Bitirmiş geliyor abi. Onun da işi bitmiş galiba. Onun da işi bitmiş geliyor. Burada da Niyazi abi bu sene tarlayı tuttu. Evet. Kontrollerini yapıyor herhalde. Güzel, gelirken yakala. Neyse bakalım. Tamam. Yok ki. Abi bunda yok, dikilirim ben. Hayırlı işler mi? Aleykümselam oğlum. Kolay gelsin. Sağ olun. Ne yapıyorsunuz? İyiyiz, ne yapalım? Çekime geldik.